Ramize kayınvalidemle gelini Özlem arasında bugün maalesef yine ipler hayli gerilmiş. Haftaya nasıl başlarsak öyle gider derim ya her zaman. Umarım sizin için de böyle olmaz. İzleyelim. 1,5 ay konuşmadık Nursel Hanım. 1,5 ay da bakalım. Ne güzel doldurmuş kendini. Hadi bakalım. Bakar mısınız bu nasıl rezillik? Bana laf yapıyor. Özlem ne yapsın? Özlem toparlasın bakalım. Ne yapacak başka? Ben seni niye aldım? Hizmetçi olarak mı aldın sen beni? Yapacaksın. Senin de kız evladın var değil mi? Yapacaksın. Yapacaksın diyor ya. Sen yaparsın. Senden o da bekler. Yaptığın şeyleri dökeceğim. Merak etme. Sen gelirsin. Ben yapacağım. Sen toplayacaksın. İçtiği bardağı oraya bırakıyor. Aynen öyle. İçtiği suyu içeri bırakıyor. Ya tuvaletin ışığını kapatmıyor. Kızlar çöpü bile yere atıyor ya. Benim gelinim kirli sepetinde biriken çamaşırları oğlumun cebinden para alıyor, kirlilere koyuyor. Ondan sonra hani alıyor kocasına diyor ki hayatım bak cebinde para unutmuşsun diyor. Ama o paraları alıyor kendi cebine cukkalıyor. O zaman söyleseydin, Özlem yapma, oğluma söyleseydin. Korkuyor anne nasıl korkuyor. Hortulumu aldım aynısını almış. Tişört aldım aynısını almış. Oldu da ne hayatı olduğunu biliyor. Özlem idare et diyor bana. Özlem sen eşinin kirli gömleklerinin pantolonların cebine... Şöyle Nursel Hanım. Eşinin cüzdanından para koyup sonra unut. Hayır tabii evet, ki öyle, öyle şey. Hayır ya. Hayır öyle bir şey. Öyle. Sen nereden biliyorsun? Sen gördüm. Nereden biliyorsun? Nasıl gördün? Gördüm. Nasıl cüzdandan aldı oraya mı koydu? Resmen iftira atıyor ya. Resmen iftira atıyorsun şu anda ya. Hiç de değil. Nursel Hanım şöyle bir şey oluyor. Bazen eşim cebinde bozukları unutuyor. Evet. Pantolon çıkartırken işte 5 lira 10 lira falan kalıyor. O anda bir eşortman var. Hani ben kenara bir yere koymuyorum. Onda 200-150 öyle yok, şeylerden öyle bahsediyor. Genelde bozukluklar oluyor. Her klasik erkeklerin cebinde genelde oluyor. 2-3 lira oluyor. 5 lira 10 lira oluyor. Çamaşırımı yani oturuyorum yere. Benim biliyorsunuz karnımdan rahatsızlığım olduğum için ben sürekli ayakta kalamıyorum. Oturup hani çamaşır kovasını dökerken makineye onları o zaman cebime koyuyorum. Evet bozukları hani yere koymayayım diye. Koyuyorum sonra içeri gittiği zaman teyze kavanozum var. Niye öyle söylüyor? 200 lira. İşte diyorum ya ikinci gönül teyze geliyor. Oğluyla ya Nursel Hanım şunu bile yaptı ya. Evde bir bardak kaldırmayıp oğlu geldiği zaman sanki o evde her şeyi o yapıyor. Akşamın ben onda, yapıyorum. Ya bu zamana kadar sadece vardı. O gün bıraktım bakayım ne yapacaksın diye. Allah Allah. Bu sen zamana kadar sen mi vardın? Yani o 3 lira 5 lira cebime koydum içeride kavanozumuz var ortaya koydum. Eşime de söyledim. Cebindeki siz paraları. Siz herhalde koydum. Böyle evde oturmuş birbirinizi gözetliyorsunuz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben artık buradayım. Allah Allah. Evindeyim yanındayım. Çıkınca bakmak arıyorum eşime. Ne istiyorsun Ramize? Yani sen böyle oturayım ben kaynanayım gelin değil mi bakacak diyorsunuz tabii ki hizmet istiyoruz. Ya. Hizmet etmiyor muyum? Ediyorsun ama yani çalışıyor. Bir bardak bırakmışım çekip buraya getirmenin manası ne? Ramizeciğim o da çalışıyor. Çocuğu var küçük. Senin oğluna destek çıkmak için çalışıyorum. Dışarıda çalışamıyorum rahatsızlığımdan dolayı. Evde oturup çalışıyorum. En azından yok ki bir maaş daha girsin diyorum. Özlem beni konuşturma. Sen ne yapıyorsun? Elinde videolarla odaları geziyorsun. Ben orada bilgisayar iş yaparken bir şey söyleyeceğim. Oda oda geziyor. Orası o kadar dağınık olmasa o videolar çekilmez. Yani. Kasıtlı dağıtılma da yok. Orada bildiğimiz bir yemek hazırlanmış. Öylece bırakın. Yemeği yak, tavayı tencereye tamam, yakmış bakmadınız mı? Yemeği o yaptıysa bulaşığı da sen yıka. Kendi evimde açım ararsın. İstediğim zaman evimde tamam ama ikiniz de yapıyorsunuz. O bana yaparsa i̇kiniz ben de ona yaparım. İkiniz de birbirinizin açını arıyorsunuz. Hayır o bana yaparsa ben de ona yaparım yani. Ama bak yapamazsın. O iyi değil yani. Bu... Ay sen evine gider misin artık? Çok kaldın gitmiyorum. Ya. Gitmiyorum. İstemiyorum. Gitmiyorum. İstemiyorum. Senin değil oğlumun evindeyim. Evdeki yaşlıya kim bakıyor? O da mı sende? Hayır benim evimde. Görümcem var, kaynım var evde. Kalın. Ha var yani bakan. Onu da getirecekmiş. Onu da getirecek. Kapatacağım evi. Anneanne gelsin buraya. Kim o? Anneanne mi o evdeki dediğiniz? Evet. Senin annen anne. Mi? Ha ona da bakın. Eve bereket gelir vallahi mis gibi oldu. Vallahi ben anneanne geldiğim zaman o kadar çok seviniyorum ki yemin ederim. Anneanne bile koyduğu bardağı götürüp çarkalayıp koyuyor ya. Ya Beyhan abla gerçi sen de çok uğraşıyorsun ya. Şimdi de bu tarz uğraşmıyorsun. Ne diyorsun? Bazı gelinler, şey kaynanalar gelinleri kabullenemeyince hep açığını arar. Şimdi böyle masum masum konuşuyor, o da konuşacağını konuşmuş orada. Evet. Yeşim süslenmek dışında hiçbir şey yapmaz. Evet. Unutmadım yani. Ha. Yeşim ben hiçbir iş yapmıyorum da kim yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Ben huylarla biliyorum. O öyle her şeyi yapmanı böyle kınar. Aa geline öyle mi yapıyorsunuz? Aa geline böyle. Yani... Sen dediklerini ben unutuyorum. Unutma. Sen unutma. Unut.
Sen bu örgütün başısın aslında. Ha? Da çaktırmıyor. İnsanlar bir şey yaptığı zaman böyle garipsen, aa öyle mi yapıyorsunuz ama elebaşı. Bak doğru söylüyorlar ay. Gönül abla hiç böyle bir kadın değil değildi. Sana baka herhalde ben. Bu normal. Ya, niye ben? Niye acaba? Neden? Ramise'yi de mi beni öğretti? Aynı masada ha? Yemek yediniz. Sen benim yani. Ev videolarımı çekip getirmedin mi buraya? Sen Yeşim, benim evime getirmedin dağınık. Mi? Sen yaptın diye. Ha? Dur diye artık. Bak sen durdun ben de duruyorum. Sen durmuyorsun. Aynısını yaptın. Hiç konuşma. Sen burada masum bir şey yapma. Fatma Sultanım sen de Ramise'ye destek vermişsin. Evet destek. Yani gelin değil mi? Bakacak, toplayacak. Evet. Hizmet. Kaynanası gelmiş, hani misafirliğe gelmiş. Yani yemek de yapar, önüne koyar, kahvede yaptın önüne yani, koyar. Ama kalıcı yani, bir gün iki gün değil ki. Ama bir iki gün değil, daha iki gündür gelmiş. E belki bir ay kalır, yine geri gidecek. Tamam, bir ay yani biraz hizmet yani. Etsen ne olacak yani? Hizmetimi ediyorum ama gidip de yatak gir yatak odamı çek demiyorum. Ya, olabilir, yatak odasını düzeltmeye gitmiş, çocukların elbiselerine bakmaya gitmiş. Niye bu kadar kısıtlıyorsunuz ki anlamıyorum. Sanki yiyecek mi evini? Yiyecek, giderken evini bırakacak, gidecek. Ama yatak odasını çekmesi doğru mu canım gelinin? Çekmesi yok, belki bir şey kurunur lazım yok, olmuş, belki orada çıkartmış, onu bana görmüş. Bana söylesin, evdeyim ben. E sen evdesin, o anda yan lavabodasın ya, bir yerdesin, belki sen orada değilsin, girmiş oraya. Hayır öyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum ya. O zaman dur sen, affedersin lavabodaysan lavabodasın, yiyeceğim var. Seni kimini de kocamla bir arabamı birbirimize sokacak, rahatlayacak. Sen bunları söylemeye hakkın yok. Allah ben Allah. Ben kayınvalideyim, bana hizmet etmek zorundasın, bakmak zorundasın. Seni kendin gitmiyorum. Yavaş gel. Hadi bakalım, hadi kimin dediği olacak? Sen öyle karşısın öyle demesine değil mi? Gelin ya hizmet etmek zorunda değil mi diyorsun? Gelin bana hizmet etmek iyi ederse der etmese ne olur? Kendi, Nursa Hanım kendi yok. Kızın evine gittiği zaman korkusuna bir bardak yapmasın. Su alamıyorsun. Ya tabii. Ha. Neden? Yani arattırayım mı Nursa Hanım'ı? Neden? Korkuyor görümcem çünkü öyle bir şeyini koymuş ki ağırlığını. Dolabın kapağını açamıyor ya dolabı. Titiz mi kızın? Çok serttir titiz. Benim görümcem. Serttir yani. Kendi kızın evinde yapamıyor. Özde. Benim de annem var. Ben de evladım. Kızından sana ne? Diye hizmet onun da kaynanası düşünsün. Ramise'cim bak aslında demek ki gelininin yanında rahat ediyorsun. Evet, kızından daha ya iyi etsin aslında ki. Rahat ediyorum. Rahat ettiğim için onları yapıyorum. Ama buraya niye taşıyorsun? Sen niye taşıyorsun? Sen niye benim yatak odamı? Oturmamı çek. Sen başlattın sen. Yatak odamı çekmiş. Sen ya. Başlattın. Yani sen onu çekiyorsun. Üste çıkmaya çalışıyorsunuz sürekli. Ay inanılır gibi değil. Ne diyorsun Gönül abla? Söyle söyle çok merak ettim. Aynı söyle. Şimdi bir şey söylesem. He. Yok Ramise haklı. Ben Ramise'den. Ramise haklı. Evet haklı. Gönül teyze iki. Haklı yanımda. Arkadaşım sen. Hak falan vermedin aslında. Ama vermedim. Şu anda sen o duruma evet, düşeceksin. Evet aslında hak vermedim ama şimdi öbür türlü. Seni tuttum şimdi de ne yapayım? Teşekkür tutmasam? Tutmak zorunda kaldım. Aa, evet. Ha, zorunda. Ya niye zorunda kalayım? Çünkü söylediğiyle yaptığını tutmayınlardan. Evet. Söylediğiyle yaptığını ya, tutmayınca mecbur. Neden korkuyorsunuz gelinlerden? Ya korkmuyoruz. Biz kayınvalideyiz. Bir şey söyleyeceğim. Onlar korksun. Gelininden korksa oğluyla arasını bozmaz. Tamam korkacağım? Ne korkacak ben? Korkmasaydı içeride öyle burada böyle... Haydi konuşma. Hayır orada. Söylediği lafı yememek için şu anda. Allah'dan bence kimse kimseden korkmuyor. Korkmuyor. Yani kimse ben korktuğunuzu düşünmüyorum. O arayı bozmamaya çalışıyor insanlar. Yani o saygıyı aşmamaya çalışıyor. Nursa Hanım çalışmışım. Yani. Başım çok ağrıyor. Ayaklarım çok ağrıyor. Diyorum ki hani birazcık diyorum yatayım uyuyayım diyorum. Eşime diyor ki hadi gel Kadıköy'e doğru gidelim. Evet. Ya ben yani ben orada yatıyorsun ne güzel. Ya anne ol gidiyor. Biz de bırakıp tek başına gezme derdinde. Ben size asıl bombayı söylemedim Nursel Hanım. Ne? Asıl Bursa'dan niye geldiğini söylemedim. Niye Allah. Gelmişim? Niye? Patlatsam onu var Allah ya. Allah Allah. Bu yaştan sonra değişmeye karar vermiş. Öyle. Ne? Elimde barkodları var. Ne? Hastaneye geldi. Dedi ki kaşım dedi düşük dedi. Şey kaşımı kaldırtacağım sadece dedi. Tamam hani dedim ki göz kapağın hani güzel olur. Bir geldi eşim dedi ki Özlem dedi çaktırma dedi. Benim söylediğimi söyleme. Her yere botoks yaptıracakmış. Evet. Kaparasını bile vermiş. Ne var yaşımda? Pardon. Yanaklarını, dudaklarını. Evet. Ay niye garipsediniz? Kadın kendini Evet. istemez. Biz bir makyaj yapınca makyaj yapmıyor. Kendine bakım istiyor yani. Başlarını da yaptırıyor. Ay niye siz gencecisiniz yaptırıyorsunuz oranıza buranıza botoks? Doktorum yani Nurşen Erdik'te. Kadın kaç yaşındayım? Bir şeyi gerektirmiyor güzel yani. Doktorum var. Ramize Hanım mı güzel? Evet. Ha o yüzden bak sana yeni yaratacağım dedi. Alnını, kaç buralarını, abla? Dudaklarını, kaşlarını, boş ver göz kapaklarını. İki civarında yaşayacak. Yok gençsin. Kaç?
İkinci barına mı yaşayacaksın? Söyle de bileyim ya. Hayır, kendim için. Kendine bir takım şeyler yapmak istiyorsun. Evet. Parasını da ödedin mi? Ödemedim. Hayır, kapora vermiş. Eşim söyledi. Kapora vermiş. Yalan. Hayırlı uğurlu olsun. Dikkat et, öyle herhangi birine gitme bari. Yok, tanıdık doktor. Doktor çok. Bir de program bitmeden de gitme. Yok. Sonra yok. Gelemezsin bence. Yok, yok. Sonrasına gidecekmiş. Sonrası. Garanti almışsın sadece. Ay iyi ki. Tarihi bana iyi bağlı. İyi ki erkek evladım yok. İyi ki. Vallahi de billahi her gün başka bir şey dinliyorum ben burada. Günün son tadımını yapalım biz en iyisi. Kimin neydi? Kafam karıştı. Ah Gönülcüm. Allah. Klimaları kapatır mısın Yiğit? Şimdi klima sarımsak kokusunu daha belli Nursel eder. Yan yana duracağım. Yazık günah bana. Ya sen de ben kokladım. Vallahi değil. Haydi.